Tehlikeli değil mi? İnşallah tehlikeli değil başkan ya. Bizim işimiz bu. Baba balyozla ağır hasarlı binaya vuruyorsun şu anda. Yok sorun da olmaz başkan Allah'ın izniyle. Siz tedirgin oluyor musunuz öyle balyozla vurulurken? Tabii de tedirgin. Yerler kımıldıyor, yerler sarsıyor. Tabii tedirgin olduk abi. Tebura sallanıyor. Görmeyin mi abi vurdukça? Dükkanımıza oturamadık ya kendi dükkanımızda. Aa dükkanımız abi bizim burası kendi dükkanımız. Mesela oturamadık orada. Sap sap sallanıyor her taraf vurdukça adamlar. Kolonlara vurulur mu abi ikisine demir için ya? İkisine demir çağırayım diye kolonlara kırıyorlar. Baksana abi ya. Bina zaten ağır hasarlı ancak her darbede binadan başka parçalar da dökülüyor. Ancak buna rağmen bakın tehlikeye rağmen orada demirleri kurtarmak için çalışma gerçekleşiyor. Ekmek parası abi yapacak bir şey yok. Ya canınızdan da mı kıymetli? Abi canımızdan kıymetli değil tabii ki. Canımızdan neye kıymetli olabilir ama yani sonuçta ekmek parasıdır yani. Çok da hasarlı değil aslında. Kolonları falan sağlam yani. Bina mı çok hasarlı değil? Evet çok hasarlı değil. Az hasar vermişler. Ama tabii devlet yıkım binada, kararı vermiş. Valla binada sağlam hiçbir yer yok. Yok ağır hasarlı değil. Ağır hasarlı değil mi burası? Yok değilmiş. Yani çok bir şey yokmuş normalde. Bir iki tane kolonda çatlaklık varmış. Bir şey yokmuş aslında ama tabii yine de hasarlı vermişler. Valla Allah kolaylık versin. Biz binanın yanından dururken bile tehlikede hissediyoruz kendimizi. Allah, eyvallah. Yok yok. Allah razı olsun. Öyle bir şey olur. Öyle bir şey olsa zaten biz kaçma mesafesi var bir şey olmaz. Kaçarsınız yani. Tabii kaçarız. Bir şey olmaz. Antrenman yok. Bir şey olmaz. Peki. Biz ağır hasarlı o binaların yanlarından geçmeye bile korkarken onlar içine giriyorlar. Üstelik ellerinde balyozlar ve defalarca işte demirlere vurarak demirleri kurtarmaya çalışıyorlar. Demirleri çıkarttınız. Ya hayatın her tarafı tehlikeli ya. Hayatın her tarafı macera dolu. Eğer o tehlikeli, bu patlar, bu kırılır, bu çürür dersen yani iş kalmaz dünyada. Her işin bir tehlikesi var yani. Tehlikesiz iş var mı dünyada? Her iş tehlikeli. Canımızdan da mı önemli? Canımızdan önemli değil ama yani canı iş illaki eğer bir riski göze almazsan bedava oturduğun yerde kimse ekmek vermez yani. Ne siz demirci bak, misiniz? Bak adam inşaata çıkıyor ta yukarılara sıvamak için, boyamak için, çatı yapmak için bunların hepsi riskli. Bizimki yine onlara bakınca daha bizimki kolay yani. Siz şimdi para karşılığı mı buraya nasıl oluyor? Yani bir kısmını işte biz bu para karşılığı aldık bir kısmını da adam burada işte artık bitmiş adam işte etrafına bodrum yapacak işte kümeslik yapacak ya da bir şey malzemeli koyarak öyle bir şeyler yapacak yani. Abi. Elinde balyoz. Evet evet abicim. Depremden sonra böyle ağır hasarlı evlere giriyorsun herhalde. Yok ağır hasarlı evlere girmem abi. Ben paramızın peşindeyiz, işimizin peşindeyiz Allah'ın izniyle. Böyle hafif hasarlılara giriyoruz, paramızı kazanıyoruz abicim. Peki korku olmuyor musun? Allah bilgisi abi işte ya. Korku olmuyor da. Sen ağır hasarlıya ben girmiyorum. İman gücü var. Bu ağır hasarlı değil. Ha bu ağır hasarlı değil ya. Bu normal hasar. Aynen normal hasar bu. Peki. Bizde iman gücü var abi, bize bir şey olmaz ya. Ya siz yine önleminizi alın da. Ha önlemimizi alıyoruz. Tabii ki abi önlemimizi alıyoruz ya. Önlem olmadan olmaz zaten abi. Tabii ki bir şey olduğun zaman kaçmak zorundasın. Ama yapacak bir şey yok abi, ekmek parası sonuçta yani. Gördünüz mü? Gördük, seyrediyoruz zaten. Seyircik burada. Normal bir şey mi? Normal bir şey değil. Normal bir şey değil yaptıkları. Demir için? Bir hurda için ne yapacaklarını bilmiyorlar bunlar. Yapacak bir şey yok. Tabii. Zaten yıkılacak olmasa insanlar niye çıksın evlerinden ya? Demek ki buralara çürük raporu verilmiş. Ne diyeyim bunu? Bu devletin görevi. Polisler gereğini yapacak. Gelecekler cezasını yazacak adamlara. 35 milyar cezası var diyorlar. Biz evlerimize giremedik. Evlerimize yıkım kararı aldılar. Girmek yasak dediler. Girdirmediler. Eşyalarımız da gitti. Tehlikeli değil mi? Yok abi, tehlikeli değil. Ekmek parası abi.